Birçok ünlü markanın reklam filmlerini çeken yönetmen Mete Akkuş'un kendi kaleme aldığı Bir Dilek Tut filminin çekimleri ve kurgusu tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hem Avrupa sinemalarında hem de farklı platformlarda gösterime girecek olan bu filmin detaylarını Londra'ya gelen Akkuş'la yaptığımız güzel bir röportajda konuştuk. Doğum günün kutlu olsun. Çocukken okuduğum bu kitabı sana yolluyorum. Umarım hikayesi sana güzellikler katar. Tüm dileklerin gerçek olur. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Bir Dilek Tut filminin yönetmeni Mete Akkuş'la birlikteyiz efendim. Canary Wharf'tayız. Tabii ki önümüzdeki günlerde hem Avrupa'da hem de farklı platformlarda bu filmi izleme şansınız olacak. O yüzden filmle ilgili bazı detayları sizlere aktaracağız. Ama dilerseniz önce Mete Akkuş'u geçtiğimiz programlarda sizi izlemeyenler için hemen bir hatırlatmayla başlayalım. Çünkü birçok reklam filminin yönetmenliğini de yapmıştınız. Şöyle kısaca Mete Akkuş yönetmen kimdir onu sizden öğrenelim. Teşekkür ederim. 17 yaşında ilk tiyatro oyunumu yazıp yönettim Paris'te. Le temps n'existe pas, zaman diye bir şey yok adında. Daha sonra kazandığım parayla kısa filmler yaptım 18 yaşında. Tabii eğitimimi almam gerekiyordu. Londra'ya geldim. Londra'da işte James Bond filminde işte Terry Gilliam'in asistanlığını yaptım. Asistan olarak çalıştıktan sonra kurguya geçtim. Kurguda ikinci kısa filmimi yaptım. Kana gitti. Cannes'da da bir sürü insan tabii ki reklam filmi teklif ettiler. Chanel, Calvin Klein, işte lüks olsun, mini, BMW, Türkiye'de de Paşabahçe Doğa'dan Garanti Bankası filmlerinin reklam yönetmenliğini yaptım. Hayalim uzun metrajlı bir film yapmaktı. Ve sonunda başarılı oldunuz, o hayalinizi gerçekleştirdiniz. Evet, Bir Dilek Tut filmini yapmak istiyordum. Aslında hemen sinema sektörüne geçip sinema yönetmeni olmak istiyordum ama bayağı bir uzun süre reklam yönetmenliği yaptım. İşte bütün dünyaya gezdim. Güney Afrika'ya gittim. Cape Town'da reklam filmi yaptım. Bouygues için, Fransızlar için. Sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye iki tane projem vardı. Uzun metrajlı film. Bir tane 1955'lerde geçen. Ama çok yüksek bütçeli bir projeydi. Film projesiydi. Bayağı zaman aldı ona finance bulmak. Elimdeki parayla en iyisi ben ufak bir çapta bir film yapayım dedim. O da Bir Dilek Tut'tu. Bir Dilek Tut'un hikayesi, bir çocuk merak ediyor dilekler nasıl gerçekleşiyor. Onun macerasını yapayım dedim. Ve gerçekten de eve koşa koşa gittim. Bu çok iyi bir fikir deyip yazdım senaryo. 2009'dan beri hazır olan bir hikayeydi. 2018'de işte Mardin'e, 2017'de İstanbul'a taşınıp Mardin'de biraz mekan gezdim. Ya Kapadokya'da çekecektim ya da Mardin'de çekecektim. Biraz Mardinliyim baba tarafından. O yüzden Mardin çok cazip geldi. Gerçekten de kayda değer bir güzelliği var. Yani Roma gerçekten halt etmiş diyorum her zaman her seferinde. Çünkü zaten Romalılar inşa etmiş. Çünkü Paris'te de aynı mimariyi görüyoruz zaten. Ben de işte bir sürü çocukla İstanbul'da gerçekten Güldür Güldür oyuncularıyla 2018'deki çocuklarla apar topar gittik. Mardin'de çekimlerini yaptık. Biz o sırada 2019'da görüşmüştük. Çünkü zaten hani bir süre beklemek durumunda kaldık. Sonra pandemi falan girdi. Tekrar devam ettik. İşte bu sene Mart ayında kurgumuz vesaire her şey bitti. Tabii hikayemiz biraz değişmiş oldu. Evrildi, çevrildi, kendi kıvamını buldu. İstemiş olduğu şekle bürünüp seyircilere kavuştu. Şimdi birazcık hikayeden bahsedersek, özellikle bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesiyle alakalı bir hikaye sanırım, değil mi? Evet, çocuk filmi aslında. Aslında çocuk filmi diyorum ama ebeveynleri de eğitici bir film. Aslında ailece seyredebileceğimiz 7'den 70'e bütün yaşlarda filmde gerçekten de sadece sevgi var. Akran zorbalığına karşı okulda bir tane çocuğun arkadaşı herkese zorbalık yapıyor. Onunla nasıl baş edeceğini, sevgiyle baş etmesini dedesi tarafından öğrettiğini pratiğe geçiren bir tane çocuğun macerasını anlatıyor. Çocuk ama dileklerinin kaplumbağasını gerçekleştirdiğini zannediyor. Dilek dileyerek sevgiyle zorbalığa karşı baş etmesini öğreniyor çocuk. Tabii ilk bir tane daha paralel hikayemiz var. Çocuklar büyümüştü çünkü pandemi döneminde. Hikayemiz değişmek zorunda kaldı. Ben de bu arada oynadım, anne rolündeyim. Bir tane oğlum var Kaan adında. Kaan'ı kız kardeşimin bana benimle paylaşmadığı kitabı oğluma gönderiyor ve Kaan oğluma okuduğum zaman o kitapta dileklerin nasıl gerçekleştiğini öğreniyor. Yani Berke'nin hayatı, Mardin'de geçen hayatı, bulutlar üzerinde geçen masalsı dünyasını hep beraber biz de seyirciyle beraber keşfediyoruz ve dilek dilemesini öğreniyoruz.
İnşallah bizi izleyen herkesin dileği gerçek olur diyelim. Sizin dileğiniz gibi. Şimdi tabii ki vizyona girdi Türkiye'de. Biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'da vizyona girecek mi? Hangi platformlarda önümüzdeki süreçte ya da festivallerde yerini alacak mı? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz şu an? Şimdi görselleri zaten gerçekten Avrupa standartlarının uygun bir Hollywood filmi aslında. Disney tadında bir film olduğu için biz filmi bütün dünyadaki festivallere gönderdik. Yani tüm dediysem işte bir 12-13 tane festivale gönderdik. Tabii güzel olumlu cevaplar bekliyoruz. Yakın zamanda severek seyredebilecekler ailece. Harika. O zaman son olarak hemen birazcık kadroyu soralım size. Nasıl bir kadroyla çalıştınız? Ebeveyn olarak dede rolünde Altan Erkekli var. Vildan Atasever Berke'nin masalsı dünyadaki çocuğun yani ana karakterimizin annesi. İstanbul tarafında masalı okuyan karakterlerde ben kendim anneyi oynadım. Çocuklarda da Mehmet Turan Doğan muhteşem bir oyuncu ve Elmira Tuana. Yani bayıldım ben. Çocuklarla çalışmaya gerçekten bayıldım. Mardin tarafında masalsı Berke'yi İhsan Berk Aydın oynuyor ve Yusuf Kemal Kılkıç inanılmaz kötü karakterde Hasan'ı oynuyor. Kötü karakter olmasına rağmen onu çok seviyoruz. Bir de kaplumbağamız var tabii ki CGI olarak yaptık. Ve kadroda evet bütün çocuklar birbirinden tatlı, güzel, muhteşem bir kadro. Onlardan gurur duyuyorum. Bir de baba rolünde Kaan'ın babası olarak da Alper İlker babayı oynadı. Onun da ilk oyunculuğuydu, benim de ilk oyunculuğumdu. Ama güzel oynadık. Çocuklar muhteşemler filmde. Hepsi birbirinden pırlanta gibi parlıyorlar. O kadar güzel karakterlerine girdiler ki sinemada İstanbul'da seyrettiğimizde mesela çocukların nefessiz istiyorlar, soluksuz istiyorlardı. Yani o kadar içine giriyorlardı ki inanamazsınız. Yani ben mutluluktan ağladığımı biliyorum. Gerçekten de. Yani o çocukların tepkilerini görmek, o dünyaya girmelerini girdiklerini görmek ve doğru yerlerde doğru reaksiyonları verdiklerini görünce gerçekten de evet ya ben yaptım bir şey, gerçekleştirdim hayalimi deyip gerçekten de ilk defa mutluluktan ağladığımı biliyorum yani. Umarım herkes de çok sever, beğenir.